Patlıcanlar dizdikten sonra şöyle aralarına soğanları serpiştiriyoruz. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem hazmetmeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Hemen patlıcanlarımızı şöyle bir saplarını alacağız. Patlıcanlarımız hazır. Hepsini soyduk. Patlıcanlarımızı elma dilimi doğrayacağız. Biraz uzun olacak. Arkadaşlar patlıcanları seçerken de patlıcanların uç tarafına elinizle hafiften bastırın. Uç tarafı yumuşaksa patlıcanlar çekirdekli çıkmaz. Şöyle bastığınız zaman uç tarafı biraz yumuşak olacak. Patlıcan çekirdeksiz olması için. Görüyor musunuz? Kar gibi bir tane çekirdek yok. Patlıcanlarımız hazır. Şimdi hemen bunu bir soğuk suyun içine alalım. Soğuk suyun içine alırken de şunu söyleyelim. Genelde diyorlar ki usta işte patlıcanları tuzlu suya koymuyor mu? Ben patlıcanları tuzlu suya koymuyorum. Bana mantıklı gelmiyor. Patlıcanın kendisi acı. Tuz da acı. Patlıcan tuzu içine çektiği zaman ne yapıyor? Daha da acılaşıyor. Ben onun yerine şeker atıyorum. Şeker mantığı da şu. Genelde görürsünüz, izlersiniz. Derler ki işte yemeğin asitini almak için patlıcanın, domatesin, biberin şeker atıyoruz derler. Onun asitini alan şeker bunun asitini mi almıyor? Tuzu emeceğine şeker emer. İçinde yumuşak, güzel bir lezzet olur. Şimdi bu şekerli suyun içinde beklerken biz diğer malzemeyi doğrayacağız. Soğanları şöyle bir karıştıralım ki birbirinden bir ayrılsın, tel tel olsun. Soyulmuş bir tane de domates. Domatesiniz orta boy olsun. Ben domates biraz iriydi. İki diş de sarımsak. Malzememiz bu kadar. Hemen şöyle bir kenara çekelim. Tavayı da bir görün. Tavanın dibine biraz soğan serpiyorum. Hemen patlıcanların suyunu süzdüm. Şöyle bir göstereyim. Acı suyunu her şekilde attı. Şekerin içine çekti. Görüyor musunuz arkadaşlar? Patlıcanlar kar gibi en ufak bir kararma yok. Hemen patlıcanları bir dizmeye başlayalım tavamızın dibine. Hepsini ara verirse önce bir tavanın dibine dizeceğiz. Patlıcanları dizdikten sonra şöyle aralarına soğanları serpiştiriyoruz. Doğradığımız sarımsağı atıyoruz. Zeytinyağlı yemeklerde elinizden geldiği kadar normal yağda kullanın. Az miktarda kullanın. Yemek dolapta durduğu zaman ne yapar? Zeytinyağı donar. Yemeğiniz istediğiniz kalitede olmaz. Normal sıvı yağ zeytinyağı çözer. Yemek donmaz. Hemen
şöyle göz kararı 1,5 çay kaşığı tuz atıyorum. Renk versin diye 1 çay kaşığı tepeleme kırmızı toz biber atıyorum. Çok az bir de karabiber atıyorum. Bunda başka baharat kullanmayacağız. Az bir çırptım. İçine 1 su bardağı da su boşaltıyorum. Şöyle tuzu içinde bir eritelim. Ocağımızın altını yaktık. Hemen karışım içine döküyoruz. Şöyle her tarafına bir gezdirelim. Dibindeki sosyaç olmasın. Yarım çay bardağı kadar daha bir su verdim. Kapağı kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra kısık ateş alacağız. Domateslerin, sebzenin suyuyla pişmesini bekleyeceğiz. Önce bir kaynasın. Hemen kapağı açalım, şöyle göstereyim. Kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. Altını kıstığımız zaman kaynaması durmayacak. Hafif hafif kaynayacak ki domateslerin, soğanların suyu da çıkacak, lezzet de çıkacak. Buğulama usulü bunu pişireceğiz. Kısık ateşte. Arkadaşlar yeme ocağı vuralı tam 40 dakika oldu. Dibinde hiç suyu kalmadı. Şöyle göstereyim. Yemeği bozmadan da kenarından bir tane patlıcan alayım. İnanılmaz derecede güzel oldu. İnşallah şimdi lezzetine de bakacağız. Altını kapatıyorum. Kapağı kapatıyorum. Sıcağıyla buharını da fazla kaçırmayacağım. Demlene demlene bir soğumasını bekleyeceğim. Yemeğimiz bu. Hemen şuradan şöyle ayıralım. Güzel bir yaz yemeği. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Hiç lezzetine bakmama gerek yok. Şöyle az bir şeyde zeytinyağlı kısmından bir gezdirelim. Yemeğimiz bu. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı, tablet, ev yemekleri hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. İstediğiniz yemeğin ismini yazın. Her türlü aradığınız yemek karşınıza çıkar. İnşallah öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.